Evet abi, geçmesi gerekiyor. Evet bu. Oo! Evet abi, geçmesi gerekiyor. Evet bu. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mosan serimizin 12. bölümünü çekiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bugün bu bölüm şöyle bir şey yapacağız. Ki zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Maçı spiker gibi yöneteceğiz. Şey, yarışı. Hatta her zaman olabilir ama yarışta başlayacağım. Yarışı aynı spiker gibi anlatmaya çalışacağım, bakalım. Değişik bir şey deneyeyim istedim. Evet sevgili yarış severler, bugün sizlerle birlikte bu inanılmaz mücadeleyi sizlere sunacağım. Evet, 2 Porsche, 1 Mercedes, 1 de Golf ile birlikte. Bakalım yarış kim kazanacak. Evet, Porsche güzel bir çıkış yaptı. Kayman güzel bir çıkış yaptı. 911 Golf sıkıştırıyor ama Kayman da bastırıyor. Kayman giremedi. Evet, şu anda ilk virajı 911 GT önde bitiriyor. Evet, arkada büyük çekişme var. Evet, 911 GT'ye yaklaşma çabası Kayman'dan. 2 Porsche'ye 1 ikinci. Mercedes ve Golf sonunculuğu paylaşıyorlar. Evet, Kayman müthiş bir zıplay. Şimdi Porsche 911 GT'nin arkasına yapıştı. Evet, geçişimi gerçekleşecek mi? Ve son anda geçiyor 20 saniyesiyle. İkinci sektörü 20 saniyesi önde geçiyor ve birinciliği 911 GT'den alıyor. Evet, bakalım yarış bize neler gösterecek derken Golf'ten inanılmaz bir atak. Sonunculuktan birinciliğe doğru fırladı bir anda. Bir anda fırlıyor 911 diyorum ya. Sonunculuktan birinciliğe fırladı, evet. Porsche'lerin mücadelesini görüyoruz orada. Evet, Porsche 911 GT çarptı, olamaz Golf. Olamaz, hayır, 911 GT mi? Bu Kayman mı eleniyor? 911 GT mi, Kayman mı? Evet, 911 GT gibi gözüküyor. 911 GT biraz geride kaldı ve evet, 911 GT eleniyor. Kayman son anda yarışta tutuluyor ama 3 saniye 85 saniye geride. Evet, taksiye bir müdahale oradan. Evet, şu anda birinci Golf, ikinci Mercedes, üçüncü Kayman. Evet, şu anda böyle giderse Kayman elenecek. Ama Mercedes'te Kayman'da bastırmaya çalışıyor Kayman'a bastırmaya çalışıyor arkadaşlar. Sayın seyirciler, Kayman Mercedes'e zorlamaya çalışıyor ama zorlayamıyor şu anlık. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyor artık. Evet, artık geçmesi gerekiyor. Evet bu. Golf öldü. Son 4 bölümde olduğu gibi yine bir araba uçuyor. Kayman tarafından uçuruluyor bir araba daha. Evet, bu sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. Pistlerde görmek istemediğimiz hareketler. Evet, şu anda Kayman o inanılmaz vuruştan sonra şimdi de Mercedes geçmek istiyor derken geçiyor. Evet, artık son viraja giriyoruz. Mercedes Golf, bu arada Golf Mercedes'i geçti. Evet, Golf geliyor ve Mercedes eleniyor galiba. Mercedes elenecek gibi gözüküyor ve Mercedes eleniyor. Speedster eleniyor ve 2 saniye ile önde şu anda. 2 saniye 21 saniyeyle Kayman önde. Bakalım Golf yetişebilecek mi ona derken bu arada Kayman çok saçma bir iş yaptı. Evet, yaklaşıyor Golf. Golf yaklaşmaya devam ediyor. İnanılmaz bir hızla geliyor Golf. Golf geliyor artık. Yo, Golf değilmiş, Mercedes'miş. Uf, inanılmaz bir poz bu arada. Bu arada Golf elenmiş. Yanılmışız, Golf elenmiş. Ben Mercedes'i geçti zannettim ama bu arada yarım saniye fark oldu. Fark açıyor Kayman yavaş yavaş. Evet, güzel gidiyor şu anda. Harika bir iş. Harika iş çıkarıyor şu anda Kayman. Bir an eğlenecek zannetmiştik ama şu anda birincilikte ve farkı da yavaş yavaş açıyordu ama şu anda kapanmaya başladı fark. Güzel fren ve Kayman sabırlı gidişini zaferle süsleyebilecek mi? Zaferle süslüyor. Kayman kazanıyor. Mercedes ikinci oluyor. Bir an Golf'le ikisi bir arada kalınca geçemeyecek zannetmiştim. Evet, Razor'dan bir mesaj geliyor Mustafa'ya. Evet diyor, nasılsın diyor. WhatsApp diyor, ne yaptın diyor. Ben aradım diyor. Evet, Rock benim adamım diyor. Seni izlemeye, geri izlemeye bir şey.
Anlayamadım. Ama olsun. Ama olsun. Özür diliyorum. Boğazımda gıcık kalmış. Evet. Şimdi diğer yarışımıza geçelim. Evet. Sevgili seyirciler. Yarışımız başlamak üzere. Mitsubishi, Audi, Porsche ve Lamborghini ile birlikte neler yapacağız göreceğiz. Neler yapacaklar göreceğiz yarışçılara. Hepsine başarılar diliyoruz. Bu yarışımız Speed Trap. Yani geçiş noktasından kim daha hızlı geçecek? Geçerse onun puanı daha fazla oluyor. Evet, bu arada bir yamulma görüyorum orada. Bir yamulma gördüm. İki yarışçı birbirine girmiş. Geçiş hakkımız olmadığından dolayı Porsche'yi takip etmek zorundayız. 251 ile geçiyor Porsche'ye. Evet. Ooo 266 ile geçti bir yarışçı. Galiba Lamborghini. Lamborghini geçmiş olabilir. 266 ile geçti. Kaymanı geride bıraktı şimdilik. Kaymanlı Mustafa'yı diyelim. Güzel bir hız bu süre. 260 ile geçti Mustafa. Oo. Ama hayır, inanılmaz geliyor Charlie. Charlie 547 yaptı şu anda. Şu anda Charlie'yi yakalayamıyor. Mustafa. Charlie hemen geçti. 30 bilmem kaç saniye var. 28 galiba puan fark var. Kayman'ın ve Mustafa'nın hemen hızlıca gitmesi gerekiyor, en azından 3 saniye fark atıp. En azından hani Speed Trap ile geçemezse de şöyle geçmesi gerekiyor. Kalplerimiz seninle Mustafa. Çok hata yaptı Mustafa. Evet, dönemedi zaten. Bu arada Charlie de geldi. Charlie bu arada Mitsubishi'ymiş. Evet, %92 oldu. %94, yarış bitmek üzere. Charlie geliyor, Charlie geliyor ve Charlie yarış kazanıyor. Charlie yarış kazanıyor ve biz yeniden hızlı çekimde devam ediyoruz. Evet, en az 10 saniye açması lazım. 1 saniye açması lazım. 1 saniye yetmiyor. 2 saniye mi? Hayır, 1 saniye yetiyor. Ve böyle galip geliyor Mustafa. Mustafa Türkiye'yi orada temsil etmeye devam ediyor. Güzel bir geçişti bu arada. Bu arada arkadaşlar şeyi sevdim ya. Spiker gibi söylemeyi. Yarış sunmayı güzel oluyormuş. Şimdi yarış sunacağım için maksimumu risk etmemiz lazım. Çünkü yarış sunacağım sonra. Tek başıma neyi sunayım? Oo, pist de güzel. Pist de güzel, girelim. Evet, yarışçılar yerini aldı. Yine Lamborghini. Bir Cayman daha. Yok, Carrera var. Carrera, Cayman, Lamborghini ve yine Golf. Sizleri yarışta karşılıyor Mustafa, Slick, Siojo ve Siojo, Sushi ve Slok. Mustafa hariç 3 yarışçının adı da S ile başlıyor. Gerçekten güzel bir tesadüf. Evet, biri orada yamuldu. Siojo orada yamuldu. Bakalım. Mustafa harika ilerliyor. Bravo Mustafa. Müthiş bir dönüş. Mustafa'dan güzel dönüş ama sonra batırıyor. Mustafa batırdı. Batırma be Mustafa. Sağlı sollu, evet, kırmızı araba. Selamı çaktı orada. Kırmızı arabaya yeniden 3 saniye farkı taksi Mustafa. İkinci sektörde 3 saniyelik saniye farkıyla, 3 saniyelik saniye farkıyla mükemmel bir tabirle birlikte 3 saniyelik farkla şey yapmayı biliyor. Neydi onun adı? Allah belanı vermesin. 3 saniyelik farkla geçmesini biliyordu ama şu anda fark kapandı, ben onu söyleyene kadar.
Bu ne biçim spiker böyle? Daha ne diyeceğini bilemiyor. Evet, sağlı sollu bunaltmalarla birlikte polisi ekarte ediyor. İşte mükemmel bir hareket. Mustafa'dan mükemmel bir hareket ve polisi sağlı sollu hareketlerle kandırdı ve duvara girmesine neden oluyor. Gişeye vurmasına neden oluyor. Hop, mükemmel bir dönüş yaptı. Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Farkı açarak gidiyor gibi gözüküyor. Evet, Mustafa'dan mükemmel bir dönüş. Hep spiker gibi süreyim, mükemmel sürüyorum şu anda. Hep de kendimi beğenirim. Evet, Mustafa devam ediyor. Harika gidiyor Mustafa. Slicks'e 300 metre fark attı. 267 metreymiş. Evet, polisten kurtulmuştuk, yeniden polis karşısına çıkıyor. Madem polisler düşman, biz nasıl maç sunuyoruz onu da anlamadım. Ama olsun, anlatmaya devam edeceğim. Ben bu emeğe, bu işe ömrümü verdim. Yaklaşık 16 yıl. Çok güzel, 17 pardon, 16 değil. 17'ye girmiştim, unuttum. Evet, devam ediyorum. Mustafa mükemmel bir kestirme buluyor ve yarışı resmen kazandığını ilan ediyor. İşte böyle poşetle birlikte, çöp poşetiyle birlikte iniyor. Evet, bakalım klas bir dönüş mü olacak? Çok kolay bir zafer oluyor. Evet, şimdi Mustafa'nın polisten kaçışını izliyoruz. Evet, polisler birbirine geçti orada. En az 6 dakika peşinden koşturması gerekiyormuş Mustafa'nın polisleri. Evet, 5 tane görev tamamlaması gerekiyor ve evet, devam ediyor. Kırmızı arabayı gördü yine. Polisler Mustafa'yı durdurmaya çalışıyor. Biz hala maç sunuyoruz. Nasıl sunuyorsak ben de anlamadım. Ama olsun, sunmaya devam ediyoruz. Evet, Mustafa kaçmaya çalışmıyor gibi sanki. Evet, tırla mücadeleye mi girecek? Tırın yanından geçip gidiyor ama hiçbir anlamı olmuyor. Başına geçmiş gibi gözüküyor şu anda. Evet, bir klas hareket. Bir klas hareket daha. Bir klas hareket daha. Yine polis soktu. Gişenin oraya olamaz. Bu sefer kendini çarptı. Riskli hareketler sonunda yavaşlıyor. Evet, Mustafa çıkarıyor. Sağlı sollu bastırıyor ve polisi çöpe sokuyor. Çöpe yolluyor üçlü. Evet, devam ediyor şu anda. Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Evet, şu arabanın önünü mü kesecek acaba? İnanılmaz bir dönüş. Harika gitmeye devam ediyor. Yeşil arabayı da geçiyor. Nedense hiçbir görev yapmıyor. Evet, polisler kurtulmayı başardı. Şu anda karşısından gelen yarışçılara vuracak gibi. Evet, bir görevi tamamlamış gözüküyor. Vuruşunu gerçekleştiremiyor. Olamaz. Olamaz, nasıl vuramaz? Olamaz, bir kez daha vuramıyor. Mustafa nasıl kaçırır bunu? Olamaz. Mustafa bunları kaçırmazdı. Yanlış oldu. Evet, kırmızı arabanın yardımıyla vurma çabası ama olmuyor. Evet, bu sefer sarı araba yardımcı ediyor. Bize, Mustafa'ya. Haydi Mustafa, arkandayız. Polisleri öldürme dostum. Oy. Evet, ölüyorum dostum şu anda. Evet, Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Mustafa ilerliyor. Ve polis kafayı yemiş bir şekilde ilerliyor ve abi onun benim sesim ne böyle ya? Hadi be, yapamadım. Ve Mustafa polislerden kaçmayı başarabilecek mi? Az bir fark kaldı artık. Az bir zaman kaldı. Şöyle dönemiyor. Girmiyor da. Evet, siding'e girmiyor. Oy, kıl payıyla geçti. Siding'e girmiyor ve Mustafa inanılmaz bir riske giriyor. Wow, bu böyle park edilir diyor resmen bize. Evet, yine olmadı. Rock arıyor gene. Geç Rock. Evet, diğer yarışımıza geçelim mi artık? Hem yarışımızı bitirelim hem de artık Blacklist'e girebilelim. Ya Blacklist'in boss'unu açabilsin Mustafa, bakalım. Burada Mustafa'mız bizi orada temsil ediyor. Bilmem ne şemrinde. Bu arada Ford var. Lotus var. Mustafa'nın en sevdiği araçlardan biri Lotus. Ve Fiat var. Evet, Lotus bu arada en sevdiği araba. Mustafa'nın bizde röportajı vardı. Mustafa Bey'in odasına gidiyoruz. Mustafa Bey, size sorumuz olacaktı. Evet, buyurun, sorabilirsiniz.
kullanmaktan hoşlandığınız araba? En çok mu? Evet. Evet, beni en çok rahat eden, böyle rahat ettiren, daha çok iyi sürebildiğim araç olarak Lotus görüyorum. Lotus daha kullanışlı bence. Bence siz de denemelisiniz. Oradan öğrenmiştik. Evet, şimdi Lotus. Olamaz, o ne öyle? Oo, burası açık işte. Kaç yarıştır beklediğimiz yer açık. Bu sefer açık Mustafa. Lotus birinci, Mustafa ikinci. Lotus derken Alice'miş. Kız, bayan bir sürücümüz galiba. Ama Alice, bayan olman hiç sökmez. Bu Türk gücü. Evet, şimdi Mustafa. Sokuluyor yavaş yavaş Alice. Alice açık göstermiyor. Şu anda hızını hiç kesmiyor ama Mustafa tabii ki de bitirmiyor. Nitrosunu bitirdi ama ümidini yitirmiyor. 214'te geçiyor. Şu anda Alice de sonuncu sıradalar. 242 ile geçmiş Loli. Büyük bir ihtimal Ford'du. Ford GT. Evet, nitrosunu biriktiriyor şu anda Mustafa. Evet, Lotus'a bu arada Alice göz yummuyor şu anda. İşte açıklar arıyor ama Mustafa açıkları vermiyor. Bastı nitroyu, 242 ile geçmeyi başardı. Ama şu anda girdi. Farkı açması gerekiyor biraz. En az 4 saniye falan açması lazım farkı. Ama açamıyor şu anda. Evet, yeşil arabaya bir çarpma olur mu? Hayır, olmadı. Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Arkasında Alice var galiba. Şu anda göremiyoruz tam. Uzakta 286 ile geçiyor bu arada derken polis karşısında. Evet, polise vurma çabası olacaktı ama vuramadı. Çünkü hızı çok hızlıydı. Hızı çok hızlıydı. Evet, yine mükemmel bir kelime buldum. Evet, Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Mustafa ilerliyor. Çok güzel geçti. Mustafa mükemmel bir hızla 310'la geçiyor. Mustafa'dan bir dünya rekoru gelmiyor tabii ki de. Ama olsun, müthiş geçti. 310'la geçiyor ve böylece rakiplerini geride bırakmaya başarıyor. 200 değil, 297, evet. 300'de geçti zannetmiştim. 297 ile geçiyor bu arada. 4 saniye fark açacak demiştim. Açması gerekiyor demiştim. Artık zaten fark açması gerekmiyor ama zaten 4 saniye daha açmıştı ama ondan sonra yine trafik sayesinde geride kalmayı başardı, yani yavaşlamayı başardı. Evet, şu anda yavaş yavaş hızlanıyor. Dönüş geldi. Dönüşü güzel geçmesi gerekiyor. Güzel bir dönüş. Çok güzel geçti. Neresi güzel? 172 ile geçti. Kötü geçiyor aslında ama onlar da yavaş geçiyor Alice. Ve şu anda en az 5 saniye ileride. Oo, burayı kapatmışlar. Görmedi Mustafa. Son anda fark etti. Şimdi Mustafa gidiyor. Mustafa erken kullandı nitrosunu. Olmadı bu. 235, evet. Artık son metreler. Son düzlük geliyor. Ve kazanan Mustafa oluyor. Mustafa kazanmasını biliyor. 8000 keşini de cebine koyuyor. Şöyle de polisin aklını alıyor. Aklını. İnanılmaz bir vuruş. İnanılmaz. Serideki en inanılmaz polis ölümüydü galiba. Harikasın. Harika değilsin Mustafa. Polise vurulur mu? Ha dostum, gerçi Amerika polisi olsun. Ama vurulmaz. Aile terbiyesi almamışsın pislik. Oo, vuramadım. Evet, polis kaçmayı başardı. Vuramadı Mustafa. Evet, iki yarıştır bizi yavaşlatan mavi arabayla arabanın yanından geçti Mustafa. Bu arada polis kafayı yemiş gibi ilerliyor derken Mustafa 300 metre yine bulabilecek mi? Bulamadı. Sirselsün çok yavaşlatıyor önünü. Evet, Allah'tan araba sağlam ki bir şey olmuyor Mustafa'mıza. Yoksa biz orada nasıl temsil etsin? Evet, oradan da bir ölüş mü gelecek? Hayır. Gelmiyor. Evet, şimdi çok klas bir hareketle geçme. Hayır, olmuyor. Yemiyor polis bunu. Polis bunu yemiyor bu sefer. Evet, ama bunu yiyor mu? Hayır, yemiyor mu? Yemiyor, evet. Yine geliyor. Gelmeye devam ediyor ama Mustafa kaçmaya çalışıyor nedense. Evet, barikat kuruldu. Mustafa ne yapacak acaba? Çok da güzel bir şey yapmadı ama olsun. Vurarak geçmeyi başarıyor. Evet, ilerliyor. Ataklarına devam ediyor. Neyin hataysa onu da bilmiyorum. Savunmasına devam ediyor, pardon. Çok klas bir geçiş. Kırmızı araba ve sarı arabanın geçişiyle birlikte mükemmel bir Galatasaray uyumu. Harika gidiyor. Üçüncü seviye polisle birlikte daha da çekişmeli bir hale alacak gibi. Evet, artık karşıdan jipler de gelecek. Bakalım Porsche şu ana kadar
jiplerle en iyi mücadele eden arabalar arasında gösterilmişti. 2005-7897. Yılımızda inanılmaz bir vuruş geliyor Mustafa'dan. Polisin aklını alıyor. Duruyor ve buradan çarpıyor. Saçma sapan işler yapıyor. Olamaz. Niye vurdun öyle? Çok yavaşlıyor ama olsun. Geçmeyi başarıyor. Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Bulamıyor açık, bulamıyor açık. Ama bodoslama giriyor ve aralarından çıkmaya başlıyor. Evet, polis bu arada uçmayı öğrenmiş. Evet, aralarından çıkmayı başarıyor. Mustafa'nın artık kurtulması gerekiyor. Kurtulmazsa hiçbir şey olmaz. Kurtulmaması daha iyi ama artık kurtulması lazım, yoksa video çok uzun olacak. Evet, Mustafa kurtuluyor gibi. Evet, çarptı orada ama olsun. Polis veriyorlar yeniden. Jeep geliyor. Jeep'in ağzını tükürüyor orada. Çarptı orada ama olsun. Polis veriyorlar yeniden. Jeep geliyor. Jeep'in ağzını tükürüyor orada. İnanılmaz geçiyor Jeep'i. Harika gidiyor. Müthiş ilerliyor Mustafa. Mustafa gidiyor. Mustafa polisten kaçma teknikleri olarak inanılmaz teknikler geliştiriyor. Mustafa ilerlemeye devam ediyor. Mustafa kaçıyor. Mustafa kaçıyor ve mükemmel bir atlayışla böylece polisten kaçmayı başarıyor. Evet, burada at yarışı gibi anlattım ama olsun. Polisten kaçışımız inanılmazdı. Mustafa inanılmaz kaçıyor polisten. 30 numaralı Mustafa inanılmaz geçiyor ve yarışı kazanıyor. Bu arada ben de eskiden Tay TV'yi çok izlerdim. Nedense çok hoşuma giderdi. Ben de anlam veremiyorum şu anda niye izliyorum o kadar ama bilmiyorum. Olamaz, mükemmel bir geçişte. Oy, iki kırmızı arabadan mükemmel geçiş. Evet, niye böyle bir ses çıkarıyorum ben? Ben spikerim, öyle sesler çıkaramam. Devam ediyoruz. Evet, kaçmaya devam ediyor Mustafa. Aslında bir eve girse iyi mi olacak acaba? Evet, eve girmek üzereyken inanılmaz bir hareket aklına geliyor ama beceremiyor. Zaten Mustafa o yüzden bu yarışlar yapıyor. Onu yapabilse rally'ye katılırdı. Oy, ona inanılmaz bir yerde de kaldı. Ve bir istatistikler var. Olamaz Michael. İşte bu. Evet. Çok yoruldum. Hayatımda en yorulduğum video falan olabilir. Çünkü gerçekten sürekli bağırmaktan beynim ağrıdı. Zaten okuldan geliyorum daha yeni. Abo. Beynim yanmış. Abo. Evet, beynim yanmış şu anda. %30. Evet, spiker moduna devam ediyoruz. %33 kariyer modunu bitirmiş Mustafa. Bounty 961.000, keşi 106.000. İnanılmaz gidiyor şu anda. Polislerin bir daha aklını alması gerekecek. Veya bir speed trap yapsa iyi olur sanki. Evet, yapıyor şu anda, beni duymuş gibi sanki. Evet, devam ediyor. Ve kalkışını gerçekleştirdi. Şimdi speed trap'e doğru ilerliyor. Speed trap'e doğru ilerliyor. 268'de geçmesi gerekiyor speed trap'e. Bakalım neler yapacak. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyor hedefine. Şu anda yavaş kaldı biraz. Biraz yavaş kaldı. Ama sonradan yüzünü alıyor ve 248'de geçiyor. Demek ki 268'de geçmesi gerekmiyormuş. Evet, şuradan evine doğru ilerliyor. Bakalım. Hayır, vazgeçti sonradan. İnanılmaz bir geçiş ama inanılmaz bir ölüş ardından da. Ve sonra da kapatıyor. Evet, artık diyor ki video bitsin. Bir dakika. Aslında şunları yapsam keşim olmaz, geç. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Beğendiyseniz de aşağıdan beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Yorumlarınızı aşağı kısmından bana eleştirinizi yazabilirsiniz. İşte beğenmedim abi. Şuran şöyleydi. Şurayı kötü yaptın. Keşke yapmasaydın spikerlik sesin bilmem ne gibi diye yazmayın. Onu yazmayın da sesin kötü abi, o yüzden spikerli olarak yapma falan diyebilirsiniz. Görüşürüz.